mutfağımdan selamlar bugünkü tarifim nefis bir salata tarifi olacak gerçekten çok nefis çok da pratik oldukça da sağlıklı bir tarif malzemelerim böyle yeşil elmam var kerevizim var biraz süzme yoğurt biraz normal yoğurt biraz ceviz biraz mayonez kullanacağım e, malzeme listesini videomun altına ekleyeceğim oradan alabilirsiniz 3-4 dalda dereotu kullanacağım ve efsane bir salata yapacağım. Normalde kereviz sevmem onu da belirteyim. Bu tarifle bir harika oluyor. Önce yoğurdumu hazırlayacağım. Siz de lütfen öyle yapın. Çünkü e, kereviz çabuk kararan bir sebze olduğu için hemen rendeleyip yoğurdumun içine koyacağım. Burada biraz süzme yoğurdumla normal yoğurdumu ve mayonezimi karıştırıyorum. İçine bir diş sarımsak ekliyorum. Bir büyük diş. Birazcık tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Miktarları zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Burada bir kase kadar e, cevizim var. Kıydım bıçakla, dövmedim. Onu da ekledim. Şimdi kerevizimi soyuyorum. Bir kereviz, bir elma yeterli oluyor aslında. Ben ne olur ne olmaz diye iki tane almıştım. Bir tanesini kullandım. Kerevizimi soydum. Hemen rendelemeye başlıyorum bekletmeden. Tamamını rendeledim ve yoğurdumun içine aktarıyorum. Dediğim gibi bekletirseniz kararabilir. Bu şekilde yaparsanız hiç kararma olmuyor. O yüzden önce yoğurdu hazırlayalım. Kerevizi de hemen içine ekleyelim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Kenara alacağım. Elmamı rendeleyeceğim. Elma koymanız şart değil. Ekşi elma çok yakışıyor yeşil elma. Ben mutlaka koyuyorum yaptığım zaman. Eğer denemediyseniz tavsiye ediyorum. Bir deneyin gerçekten muhteşem oluyor tadı abartmıyorum. Elmamı da rendeleyip ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Biraz ceviz ayırmıştım. Dereotlarımı da ince ince kıymıştım. Onları da ekliyorum. Ara sıra tadına bakarsanız eksik olan malzemeleri kolayca ekleyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Salatamı bir servis tabağına alacağım. Üzerini birazcık süsleyeceğim. Ondan sonra servis edeceğim. Oldukça da bereketli bir tarif gerçekten. Üzerine birazcık sızma zeytinyağı gezdiriyorum. Yapmanız şart değil. Ben kendi yaptığım şekliyle gösteriyorum ama artık süslemesi tamamen size kalmış. Birazcık ceviz ayırmıştım. Onları da üzerine serpiyorum. Son olarak dereotuyla süslüyorum. Artık servise hazır. Ben çoktan tadına baktım. Gerçekten güvenle yapabilirsiniz. Umarım hoşunuza gider, videomu beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.